Manisa Tarımın Sesi programından herkese merhaba. Sayın seyircilerimiz, bugün yayınımızı Selendi ilçesinin Yağcı mahallesinde gerçekleştiriyoruz. Konumuz yeşil altın Antep fıstığı aşılama programı. Ve gördüğünüz gibi arkada aşılama yapılıyor Antep fıstıklarına. Yanımızda da aşı ustası Faik Kaya var. Ona birkaç soru soracağım bu kapsamda. Hoş geldiniz Faik Bey. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Faik Bey, kaç yıldır aşılama yapıyorsunuz? Ben 88'den beri aşı yapıyorum. Şu anda güne de aşı yapıyorum şu anda. Antep fıstığı çok güzel, verimli bir ağaç. Evet. Yani biz memnunuz. Allah razı olsun ona da bu proje uygulamasından dolayı fevkalade faydalanıyoruz. Yani şu anda iyi, yani durum iyiye gidiyor. Evet. Peki bu aşılamayla Selendi ilçesinde ne gibi katkıları olacak bunun? Aşılama programının. Vallahi ne gibi olacak? Yani biraz da ilerleme olacak. Yani bizde bir gerilik vardı. Yani bu kaymakam tarafından olsun, ormaniye tarafından olsun bize verilen bir, tahsis edilen bir yer yani bu. Evet. Projeli yani. Böylelikle ağaçların verimi artacak. Sizin evet, gelir kaynaklarınız evet, artacak. Evet. Peki bir çelikte kaç tane göz oluyor? Şimdi göz tabii ki çok olur. 8 tane olur, 7 tane olur ama bunun gerçekten vurulacak göz 4 göz. Evet. Tepe gözünden vurursak taze olduğu için tutma sakatlığı olabilir. Mesela buradan dip gözden vurduğumuz anda bu da bu sene uyanmaz, yeni sene uyanır. Evet. Çünkü en önemli vurulacak göz 4 göz ortadan yani. 3 veya 4 göz. Bizim şu anda verimli alabileceğimiz evet, gözler ortadaki 4 göz. Yani. 4 göz evet. Peki bir ağaca kaç tane aşı yapılıyor? Bir ağaca 5'e kadar yapılıyor. Evet. Ağacın kalınlığına göre. Bizde mesela ne diyeyim sana, bel gibi, belden daha fazla ağaçlarımız var. Onlarda mesela 4 tane 5 tane vurulan oluyor. Tek vurulan da oluyor, çift vurulan da oluyor. Şimdi ağacına göre değişiyor. Evet. Aşı mesela dediğiniz biraz önce kaç tane mesela aşı yapabilirsiniz günde? Ama bunu şimdi 80 tane aslında ortalaması. Evet. 120 vuran da var. Ama ağaç ince olur mesela, parmak kadar olur. Adam 100 tane yapar. Ama kakar bacak gibi olursa günde 50-60 tane yapar. Evet. Yani onun için net şunu ağaçtan diyemem yani. Değişir evet, bu, değil ağaçtan mi? Ağaca değişir ya. Teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun ederim. Programımıza katıldığınız için. Teşekkür sayın seyircilerimiz, programımıza Sayın İl Müdürümüz, Sayın Kaymakam Bey de katılacaklar. Şimdi onları bekleyeceğiz ama onlara gelirken ben size birkaç bilgi vereyim. Burası Selendi Mahalle, Selendi ilçesinde iki mahallede aşılama programı yapılıyor. Birisi Çanşa ve birisi Yağcı. Burası yaklaşık 20 bin ağaca aşılama programı yapılacak. Yaklaşık burası 850 bin dekar bir alan. Bunun 500 bin dekarına aşılama programı yapıldı. Sayın Kaymakamımız ve Sayın İl Müdürümüz de buraya geliyorlar. Hoş geldiniz Sayın Kaymakamım, hoş geldiniz İl Müdürüm. Hoş geldiniz Sayın Kaymakam Bey. Kaymakamım, bu projeyle Selendi'ye ne gibi bir katılım, yani ne gibi bir katkı sağlayacağız? Kusura bakmayın. Evet. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk. Müdürümüz ve ekibi, sizler de hoş geldiniz ilçemize. Şeref verdiniz. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii proje geçmişten gelen bir ayağı var projenin. İşte Tarım Orman Genel Müdürlüğü kaymakamlığımızın öncülüğünde ilçemizde atıl tarım arazilerinin verim veren çeşitlerle atıl orman arazilerinin, daha doğrusu orman vasfını yitirmiş arazilerin gelir getiren türlerle çiftçiye ve ekonomiye kazandırılması noktasında bir proje yapıyorlar. Evet. Bu kapsamda işte ilçemizde de çeşitli kırsal mahallelerimizde dağıtımlar yapıldı. Devam ediyor bu proje. Şimdi diğer bir ayağı da, önemli bir ayağı da bu proje kapsamında sağ olsun Sayın Müdürümüzün de, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ve İl Tarım Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği bu proje kapsamında Antep Fıstığı Yeşil Altın projesi kapsamında aşılamalar yapılıyor. Köylümüze, çiftçimize örnek bir ürün yetiştirme örneği gösteriliyor. Tek bir ürün, kaliteli, nitelikli. Çünkü malumunuz üzere ilçemiz tarım ve hayvancılık üzerine bir ilçe.
ana geçim kaynağı, ekonomik kaynağı tarım ve hayvancılık üzerine. Tarım çok önemli ilçemizde, sanayi yok. Evet. Daha çok tütüncülük ve son dönemde bu başlayan projelerle Antep fıstığı, kiraz, işte badem gibi katma değeri yüksek, evet, ekonomik değeri yüksek ürünler de ön plana çıkmaya başladı. Gerçekten kirazda da şu anda çok güzel ihracat ürünü, yurt içinde de giden çok kaliteli ürünlerimiz var. Yine aynı şekilde Antep fıstığımız da bu yönde çok güzel bir ekonomik değer oluşturdu. Katma değeri çok yüksek. Bu proje de bunu böyle bir lokomotif olacak şekilde ilçemize büyük katkı sunacağını, ekonomik anlamda, çünkü bizim tarım ve hayvancılık üzerine olduğu için tarım sektöründe ilçemizde büyük katkılar sunacağına inancım tam. İnşallah bundan sonraki yıllarda da yine bu aşılama projemiz devam edeceğini, çiftçilerimize, köylülerimize örnek ve kaliteli, güzel, zaten bir belli bir standardı yakalamıştık ama bu standart daha da üst çıtaya çıkararak güzel bir katkı sağlayacağını umuyorum. Ben projede emeği geçen, geçmişten bu yana kaymakamlığımıza, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve son şu bu aşamadaki Sayın Müdürümüze ve İlçe Tarım Müdürlüğümüze, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür buraya kadar ederiz. Zahmetlikleri ve sahada böyle bizimle bir araya geldikleri için, çiftçilerimizle bir araya geldikleri için de biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Müdür. Çok sağ olun. Katkılarınızdan dolayı biz teşekkür ederiz Sayın Kaymakamım. Ben proje hakkında birazcık bahsetmesi için Sayın Metin Öztürk'e de, il müdürümüze de sözü vermek istiyorum. Evet. Bugün de yine projeler kapsamında, yürüttüğümüz projeler kapsamında Selendi ilçemizdeyiz. Hakikaten burada da çok kıymetli bir ürün, Antep fıstığıyla ilgili bir aşılama projesi, Yeşil Altın Antep Fıstığı Projesi'nin sahada uygulamasını hem yerinde görmek, hem işte yerinde incelemelerde bulunmak üzere bir anlamda da başlatmak üzere buradayız. İşte aşıcılarımız etrafımızda, onlar hakikaten yoğun bir aşılama faaliyeti yürütüyorlar. Tabii biz bu sene hakikaten 50'ye yakın proje uyguluyoruz ilimizde. Bu da bu projelerden bir tanesi. Selendi özelinde de tabii Selendi özel projelerimiz var. İşte Antep fıstığı, hakikaten buralarda işte yabanisinin çok yoğun olduğu, menengiç ağaçlarıyla kaplı olan bir ilçe. Dolayısıyla bunun da ekonomiye kazandırılması ve buradaki çiftçimizin gelirinin hızlı bir şekilde artırılması anlamında bu proje çok önemli. Sağ olsunlar, Sayın Kaymakamımız da buradaki ilçedeki çalışmalara himaye ediyor. Çok büyük hassasiyetle yaklaşıyor. Tabii bu kaymakamlarımızın tarımla ilgili projelerdeki bize olan yaklaşımı da hakikaten bu faydayı, verimliliği de ziyadesiyle arttırıyor. Ben hasreten teşekkür etmek istiyorum Sayın Kaymakamımıza. Yakından ilgilendiğini biz de müşahede ettik hakikaten. Çok da bilgi sahibi, detaylı bir şekilde takip etmiş. Tabii Antep fıstığı hakikaten aşılaması da zor bir, çalışması zor bir aslında bitki. Dolayısıyla iyi de aşıcılarımız var. Biraz önce aşı uygulamasını da gösterdiler. Evet. Emeklerine sağlık. Sağ olsun. Aşıcı bu işin en aslında hassas noktası. Dolayısıyla ben aşıcılarımıza da teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Tabii bizim projelerimiz kapsamında Selendi ile ilgili başka çalışmalarımız da devam edecek. Ama Selendi son yıllarda 3 tane özellikle ürün grubunda hızla ilerliyor. Bunlardan bir tanesi işte bugün içinde bulunduğumuz Antep fıstığı, sonra kiraz. Bir de tabii hayvancılık anlamında da önemli bir hindicilik merkezi, hindi üretim merkezi olma yolunda ilerliyor. Hakikaten burada da işte 750 bin yılda üretim yapan bir ilçeye döndü. 750 bin başlık bir üretim. Ama biz inanıyoruz daha yukarılara çekeceğiz Selendi. Bununla ilgili de bakanlığımızın farklı programlarını buraya kanalize etmeye gayret ediyoruz. İlçe müdürümüz de bu anlamda çok gayretli bir şekilde çalışıyor ekibiyle beraber. Ona da hasreten teşekkür ediyorum. Selendi'nin gelecekte tarım, hayvancılıkla ilgili geleceği çok parlak Sayın Kaymakam. Buna inanıyoruz. Çünkü gelir getirici kıymetli ürünler burada yetiştirilmeye başlandı. Bu gelir arttıkça üreticilerimiz de, buradaki çiftçilerimiz de bu işlerin daha da üzerine koyarak gidecekler. İşte sizle biraz önce karşılaştık. Bizden önceden istekler olmayan yeni istekler gelmeye başladı. Evet, yani biz Antep fıstığı soyma makinesi talebi geldi. Bu daha önceden yoktu. Tabii yavaş yavaş üretim arttıkça da bu talepler de, istekler de değişecek, artacak.
Bunları da bekliyoruz zaten. Projeler böyledir. Bir yerden başladım, üstüne koya 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 biz de gideceğiz. Dolayısıyla ben hem şahsınıza, şahsınız nezdinde tüm ilçedeki ilçe tarım orman müdürümüze, gene hakeza orman işletme şefliğimiz var. Onlar da ayrıca çalışıyorlar bu konularda. Evet. Onlara da hasreten teşekkür etmek istiyorum. Tabii Sayın Valimize ve Sayın Bakanımıza da şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. Sayın Bakanımız da ilimize bu sene özel proje anlamında kaynak aktardı. Hakeza Sayın Valimiz de Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı üzerinden ciddi bir kaynak aktardı ki biz bu projeleri bu kaynaklarla yapıyoruz. Dolayısıyla buradan hem Sayın Bakanımıza hem de Sayın Valimize şükranlarımızı arz etmeden teşekkür de olmaz. Kendilerine hasreten teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Tabii Selendiye'de Sayın Kaymakamımız sizle beraber farklı projeler üretmeye Selendiye'de devam edeceğiz inşallah. Vallahi memnuniyet. Sizin de enerjiniz hakikaten Selendiye'ye çok uymuş. Allah bunu da gördük. Çok sağ olun. İnşallah bundan sonra da burada dediğimiz gibi yani buradaki çiftçimizin, insanımızın gelirini arttıracak projelerimiz devam edecek. İnşallah. İsterseniz teknik detayları ilçe müdürümüze de bir söz vermek istiyorum. Evet. Şöyle. İlçe müdürümüz Sayın Ahmet Aslan. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müdürüm, Şube Müdürümüz, İl Müdür Yardımcımız. Nazik ziyaretlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Antep Fıstığı Aşılama Projesi sahasına hepiniz hoş geldiniz. Antep Fıstığı Aşılaması meyvecilik alanında en zor yapılan çalışmalardan birisi. Farklı değişkenleri bir araya getirip inşallah başarılı bir sonuç elde etmeyi hedefliyoruz. Bunun için de başka bir bahçede damızlık bahçesi, dişi damızlıkları oluşturmak için başka bir alanda dişi damızlık bahçesi oluşturduk. Erkek anaçlarımızı Gaziantep bölgesinden Uygur ve Atlı çeşitlerini getirdik. Bütün külfeti, zahmeti bize ait ama bütün emek ve nimeti çiftçilerimize ait olan güzel bir projeyi inşallah başarılı bir şekilde devam ettirmeye i̇nşallah. Çalışıyoruz ve inşallah muvaffak olacağız. Gelecek yıllarda farklı mahallelerimizde inşallah devam etmeyi düşündürdüğümüz, burada başarılı bir sonuç elde ettiğimizde diğer mahallelerde de gelir getirici yönü yüksek, katma değeri yüksek bir ürün olduğu için diğer mahallelerde de yapmayı düşündüğümüz değerli bir ürün. İnşallah muvaffak oluruz. Çiftçilerimizin emeği, zahmetleri için şimdiden çok teşekkür ederim. Çok teşekkür Nazik ederiz. Nazik ziyaretleriniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sanırım aşı ustalarımız teknik bilgi evet, vermek onları, için bizi yürüyor. Buyurun davet edelim sizi. Ahmet edelim sizi. Onlar biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Şöyle Güneş Hanım'a verelim isterseniz şeyi, ses sistemini. Bir kere memnunlarımın yanına da bir öğrenelim evet müdürüm. Evet. Mahalle muhtarıyım. Evet aşılamamızdan memnun musunuz? Projeden memnun çok musunuz? Çok memnunuz. Allah razı olsun. Alalım. Allah razı olsun. Öncelikle ben mahalle muhtarı olarak da Sayın Kaymakamım, Tarım İl Müdürümüz, ilçe müdürümüze çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Ayaklarına sağlık. Yani bu şekilde bir projenin olması bizim mahallemiz adına çok güzel bir şey gelecekte ve geleceklerimiz için. İnşallah sonu hayırlısı olsun. İnşallah. Diyelim. İnşallah sözü katma bırak. Değeri yüksek. Aynen. Evet. Para kazanabileceğimiz evet, ürünler. İnşallah. Gelir getirici bir türümüz yani. Atıl arazilerimizi kullanmış aynen. olacağız. Aynen. Şimdi şu da var. Antep fıstığı değil, Selendir fıstığı olarak da bir ismini koymak evet, istiyoruz. Çok burada güzel canlı oldu. Yayında. Allah izin verirse yani evet. tabelamızı falan o şekilde yaptıracağız. İnşallah markalı. Yani ilerleyen günlerde bunları da tedbir etmiş olacağız. İnşallah. Bir atıl arazilerin kazandırılması da evet. Yani atıl tarım arazilerinin kazandırılması anlamında da çok önemli. Evet. Bunlar işte doğal hayatta bulunan işte tarıma kazandırılmamış evet, alanlar. Evet. Bakanlığımızın da en önemsediği evet. konu başlıklarından aynen. bir tanesi atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması. Aynen. Bu anlamda da Selendi bir fark oluşturdu Sayın Kaymakam. Onu da ifade etmiş olayım aynen. ben. Böyle kısaca. Üreticilerimize sözü ustamıza verelim. Evet aynen öyle evet. buyurun. Hepsinden dolayı Allah razı olsun kaymakamımızdan, il müdürümüzden. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Bizi çok destekledikleri için çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Ellerinize çok sağlık sizin de. Çok sağ olun. Başka bir şey söylemek isteyen varsa alabiliriz. Var mı? Biz, evet aşırı sorumluluktan projeyle ilgili, herkes. Bundan sonrasıyla ilgili var bir şey mı? Söylemek isterseniz. Hepinizin ayağınıza sağlık. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi ileride en zorumuz bizim bu arazilerin yolu. Evet. Şimdi bugün aşıladık. Hı hı. Bunun ilacı var. Başka imarı var. Bundan
Mutlaka yol. Verim yatana kadar onlar da hepsi hallolmuş. İnşallah. Evet. İnşallah. Olacak. İnşallah. Olacak. Bir verime yatalım. En sıkıntımız yol. Altın arazisi olduğu için tabii ki böyle sorunlarımız oluyor ama bunlar zamanla aşılacak şeyler. Aynen. Yani. Yani. Evet. Dışarımız da hani bu orman masumiyeti bu arazilerle ilgili bir proje yolla ilgili planlama olduğunu da belirtmişti bize biraz önce. İnşallah bu sorunlar da yani bu da zamanla kademeli olarak hani biraz önce bir talep oldu. Yavaş yavaş böyle bunlar da inşallah olacaktır. Çok güzel bir proje. İnşallah çiftçimize hayırlı, bereketli olur. Ben tekrardan teşekkür ederim. Bundan sonra da inşallah bu sonuçlarını göreceğiz bu sene. Önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz. İnşallah da devam etme fırsatını yakalarız, devam ederiz inşallah. İnşallah. Projeye sahip çıkıldığı sürece çok güzel şekilde devam eder Kaymakam Bey. Şimdi bu projeler böyleyse, yani yeni talepler gelecek bize şimdi Sayın Kaymakam. Belki alacağımız bundan sonraki yeni şeyler yetmeyecek, daha büyüklerini isteyecekler. Evet. Bunlar adım adım. Evet. İnşallah biz de tabii bu talepleri karşılayacağız. Karşılamak için elimizden ne gerekiyorsa onu yapmak için gerekeni yapacağız. Bunu da burada ifade etmiş olalım. İnşallah bu konuda da bir markalaşma da yaparız inşallah. Bir markalaşma da böyle bir üretim katma değeri yüksek ürün ekonomik değeri olan bol alanlarda güzel bir ürünü de inşallah yakaladıktan sonra bir markalaşmaya da gidebiliriz inşallah. Tabii yani burada eğer ki Selen'deki fıstığın tabii farklı bir aroması farklı bir şey olursa coğrafi işaret de alınabilir. Selendi fıstığı olarak da tabii o aşamada Selendi fıstığı olarak da buraya coğrafi işaret tescilde yapılabilir. Ama burada ben mutlaka şunu inanıyorum. Buradaki yetişen Antep fıstıkları diğer yerden farklı olacaktır. Çünkü bulunduğumuz yerdeki hakikaten rakım özellikleri, iklim özellikleri, toprak özellikleri buradaki üretilen ürüne farklı bir nefaset, farklı bir kalite katacaktır. Dolayısıyla Selendi güzel bir, bugünün belki bir artısı da bu oldu. Selendi fıstığı güzel bir isim oldu. Güzel bir isim oldu. Nasip olursa işimizi sonra tabelamızı asacağız aşağı. Selendi fıstığı. Selendi fıstığı bu bölgede yetiştirilir. Tamam, harika. Evet. Aşağı yolda çok bölümü dönüşe yapacağız yani fıstık resimleri beraber. Harika. Böyle bir şey yapacağız yani. Evet. Konuk Öner Bey de birkaç teknik bilgi için alalım. Ahmet Bey'le beraber projenin zorlukları. Ahmet Bey buyurun. Buyurun. Baştan beri işin içine gelsin. Buyurun Ahmet Bey. Arkadaş teknik arkadaşlar da. İlçe müdürlüğümüzden Ahmet Bey ve il müdürlüğümüzden Öner Bey'ler, ziraat mühendisleri. Biz Antep fıstığı işine giresiye kadar bu kadar zor olduğunu bilmiyorduk açıkçası. Açıkçası bu kadar zor olduğunu bilmiyorduk. Antep fıstığı çok zahmetli yani niye aşılanmıyor diye baktığımızda zirai açıdan da çok zahmetli bir iş olduğunu gördük. Kıştan temizlenmesi gerekiyor. Mart, Nisan ayında bunu temizleyip ve şeyin sahanın bitmesi gerekiyor. Ondan sonra gözlerin o gün sabahtan kesilip bir gün içinde en fazla iki gün içinde kullanılması gerekiyor. Aşıcıların hepsi de söylüyoruz. Ceviz aşılan, badem aşılan, Antep fıstığı aşısına gelince diyor ki ben bu işi yapamam, zor. Sayeden de arkadaşların yaptığı işler, fıstık aşılama işi çok zor ve çok nazik bir iş. Buradaki projenin başarısında ormandan tahsis olması ve şey olması ve bunun çiftçinin bu işi sahiplenmesi ve bunun devamında da bu işin bakımını yapması önem arz ediyor. Evet. Ve şey olarak Ahmet Bey'e de ben teşekkür ediyorum. Projenin başından beri var ama yani bu işin zorluğunu bu işe başlayınca gördük. Yani cidden de arkadaşlar özverili çalışıyor. Yani bu işlerde inşallah tutma yüzdemiz de fazla olur. Teknik ekibe de teşekkür ederiz. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Aynen evet. Öyle. Çünkü Gaziantep'ten aşı temini, kalem temini bu sene orada da gözler sıkıntılı. Erkek teminini oradan yaptık. Dişi temini buradakinden verildi. Aşı eğitimi, evet. Kurs açıldı. Tabii kurs açıldı, verildi. Ahmet Bey orada bayağı bir bir ay boyunca. Yani bu aşıma gelinceye kadar bu sahaya öncesi var. Tabii. Evet. Şimdi çiftçilerimizle öncelikle Antep fıstığı aşı kursunu Halk Eğitim Merkezi'nde 4 haftalık bir kurs programı yaptık ve zaten normal ceviz ve bademde aşı yapan çiftçilerimize biraz daha teknik kısımlarını göstererek aşılama konusunda bilgilendirdik. Zaten çoğunlukla çiftçilerimize yatkın olduğu için hiçbir problem yaşamadan teşekkür ediyoruz çiftçilerimize de aşı ustalarımıza da. Başarılı bir şekilde şu ana kadar yürütüyoruz ve bundan sonra da inşallah ustalarımızı da yürüteceğiz. Proje sizin sorumluluğunuz artık ileride yol arıyor. Evet. İnşallah. Yani programımız gene aşı kurslarına devam edeceğiz. Antep fıstığı kurslarına, halk eğitim kurslarıyla birlikte.
sonbaharda yine budama kursu vereceğiz Antep fıstığıyla ilgili. Evet. Profesyonel ve bilgili şekilde çiftçilerimizi bilgilendirerek ki biraz daha tecrübeler de arttıkça çok daha başarılı bir şekilde bu işi selendi fıstığına dönüştüreceğiz inşallah. İnşallah. Selendi fıstığı hani diyor ya patlamış. Evet. Şey oldu yani bununla ilgili. Evet, bu konuda bize destek olan Sayın Kaymakamımıza, Tarım İl Müdürümüze, İlçe Müdürümüze ve Orman Şefimize ve çiftçilerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. Ben de teşekkür ederim. Yani atıl arazileri en iyi şekilde değerlendireceğiz. İnşallah buralarda kapama Antep fıstığı ilerleyen dönemde olur ve düzgün buradan da düzgün bir gelir elde ederiz inşallah diyorum. İnşallah. Buyurun. Kapanış. Sayın seyircilerimiz, öncelikle bende var. Öncelikle Sayın Kaymakamıma, Sayın İl Müdürüme, İlçe Müdürlerime, Sayın Üreticilerimize, Teknik Personellerimize, herkese çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Antep fıstığı aşılamamız halen arkada devam edecek ve günlerce devam edecek. Bugünlük programımız bu kadar. Herkese iyi günler dileriz.